bu coğrafyanın şehri kadimi olan Mardin'de il müftüleri istişare toplantısının yapılması bizleri ziyaretçiyle memnun ve mesrur etmiştir. 29. İl müftüleri istişare toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bildiğiniz gibi başkanlığımız yılda bir ya da bazen yılda iki olmak üzere il müftüleri istişare toplantıları düzenlemektedir. Bu toplantıların arşiv kayıtlarımıza girip düzenli takip edilmesinin başlama tarihi 1993'tür. O zamandan bugüne 29 toplantı yapıldığına göre çoğu zaman yılda bir, bazen de yılda iki yapıldığı anlaşılmaktadır. Birçok semavi dine, mezhebe, dile ve kültüre yurtluk eden Mardin, tarih boyunca hoşgörünün sembol şehri olmuştur. Farklı dinlere inanan, farklı mezhepleri tatbik eden ve farklı dilleri konuşan Mardinliler, yüzyıllardır barış içinde yaşamışlardır. Bugün ilimizde 1100 caminin yanında çok sayıda kilise ve manastırda ibadete açıktır. Terörün birlik, beraberlik ve kardeşliğe musallat olduğu dönem ise ilimiz için her açıdan adeta bir fetret devri olmuştur. Ekonomik kayıpların yanında duygu, düşünce ve inançlar da etkilenmiştir. Çünkü terörün sahipleri ve hamileri bilmektedir ki gerçek dindarlar hayatlarının merkezine sevgiyi koyar. Yine onlar bilirler ki gerçek dindarlardan terörist olmaz. Katil, hırsız ve uyuşturucu tüccarı hiç olmaz. İnançlar bu ülkenin sigortasıdır. Onun içindir ki terör hep seküler bir söylemi yaymaya çalışmıştır yıllar boyunca. Yaklaşık 15 aydır bölgede yaşanan huzur ortamı Mardinlilerin geleceğe dönük umutlarını artırmıştır. Hemşehrilerimiz artık huzuru hak ettiğinin farkındadır. Huzurunu bozmak isteyenlere prim vermemektedir. Mardinlinin en büyük arzusu huzur ortamının kalıcı olmasıdır. Ben bu toplantının bu sosyal toplumsal olaylara da değinilmesini, tartışılmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü bu ülkenin sorunları herkesten önce alimlerimize düşer. Bütün bu tartışmaları yürütmek ve ortaklaşmayı sağlayacak fikirleri bize aktarmak herkesten önce onların görevidir. Tekrar bu kadim kente hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. La nufarriku beyne ahadin min rusuli. Biz peygamberler arasında ayrım yapmayız ayetini bir miraç hediyesi olarak yeryüzüne getiren yüce kitabı yaşanan bir hayata dönüştüren ve bütün kainata, bütün varlığa, bütün mevcudata şefkatle, merhametle bakmayı öğreten sevgili peygamberimize ve bütün peygamberlere, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya ve Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz selam ve selam olsun. Alevisiyle, Sünnisiyle, Caferisiyle, Nusayrisiyle, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, engellisiyle, toplumun tüm kesimlerine din hizmetlerini ulaştırmalıyız. Sözlerime burada son verirken tekrar yaklaşan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor. Ramazan-ı Şerif'in ülkemiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.